İlk çocukluk safhası. Terbiyeciler, insanın hayatında 3-6 yaş arasına ilk çocukluk safhası adını vermişlerdir. Bu safha, terbiye açısından çok mühim bir devredir. Bazı pedagoglar, çocuğun ilk 5 yaşını şahsiyetin kuruluşunda temel olan yıllar olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre bu yıllar arasında yapılan terbiye hataları, bütün hayatımız boyunca kolay telafi edilmeyecek yaralar açarlar. İlk çocukluk safhasında çocuğun hayatında mühim gelişmeler gözükür. Çünkü bu merhalede çocuk bedeni, zihni, hissi, iradi ve içtimai sahada dikkate şayan gelişmeler kaydeder. Bilindiği gibi çocuk 2 yaşını bitirdikten sonra şuur kazanabilir. Bebeklik safhasında şuur yoktur ve çocuklar bu safhaya ait hiçbir şey hatırlamazlar. Psikanalistlerin ifadesine göre durum bu olmakla birlikte bebeklik safhasındaki kötü intibalar şuur altına yerleşir ve üstelik de hatırlanmadıkları için büyük ruhi sıkıntılara, gerginliklere ve çözüm bekleyen durumlara sebep olurlar. Bu sebepten ebeveyn ve terbiyeciler 0-2 yaş döneminde çok dikkatli olmak zorundadırlar. Birçok psikanaliste göre bu kritik dönemi 0-2 yaş arası diye sınırlamak doğru değildir. Nitekim en az 5 yaşına kadar bu hassasiyeti göstermek gerekmektedir. Çünkü bu yaşlarda da çocuklarda şuur, hafıza ve benzeri zihni melekeler sanıldığı kadar güçlü değildir. Ancak 5 yaşından itibaren çocuklarda şuur ve hafıza yavaş yavaş güçlenmeye başlar ve hatıralar kolay unutulmaz. İlk çocukluk safhasında 3-6 yaşlar arasında çocukta aktif ve pasif kelime hazinesinin hayli güçlendiğini göreceğiz. Aktif kelime hazinesi çocuğun günlük dilinde kullandığı kelime sayısı demektir. Pasif kelime hazinesi de çocuğun başkalarından dinlerken anladığı ve fakat kendisinin kullanmadığı kelimelerin topu demektir. Aktif kelime hazinesinin zenginleşmesi konuşmayı, pasif kelime hazinesinin zenginleşmesi anlamayı kolaylaştırır. Çocuğun hayatında her ikisinin de mühim bir yeri vardır. Ebeveyn ve terbiyeciler, çocuğun her iki kelime hazinesini de zenginleştirmeye bilhassa dikkat etmelidirler. Çocuğun kelime hazinesini zenginleştirmede, muhayyilesini geliştirmede ve muhakemesini işletmede hikayelerin, menkıbelerin, masalların ve çocuk seviyesindeki sohbetlerin çok büyük payı vardır. Ebeveyn ve terbiyeciler, korkutucu, ürkütücü ve yıkıcı olmamak şartıyla çocuklara bol bol hikaye, masal, menkıbe, şiir okumalı, onların anlayacağı dille onlarla sohbet etmelidirler. Bilhassa Müslüman aileler, çocuklarına onların dil ve diğer hususiyetlerini nazara alarak, onların anlayabileceği ve sevebileceği bir tarz ve üslup içinde şanlı Peygamberimizin hayatını, mücadelelerini, mucize ve menkıbelerini mutlaka anlatmalı ve sevgili Peygamberimizin yüce sevgisini onların kalbine yerleştirmelidirler. Bu onların hayatında çok mühim bir başlangıç olacaktır. İslam terbiyesinde Allah ve Peygamber sevgisi esastır. Aileler ve İslam terbiyecileri bu hususa bilhassa riayet etmelidirler. Bu yaşlarda Allah ve Peygamber sevgisi alamayan nesillerin ileride perişan olacaklarını bilmelidirler. Bugün İslam dünyasındaki bu dağınıklığın, bu çözüklüğün ve bu ezikliğin kaynağı her şeyden önce marifin bu sevgi bağını ihmal eden bir çizgide bulunmasıdır. Çocuk ailesinde mutlaka Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü, merhametini, yarattığı canlılara olan ikram ve ihsanını öğrenmelidir. Yine çocuğun gönlünde bulunan yaratanımıza ait fıtri alaka canlandırılmalı ve bu yüce sevgi harekete geçirilmelidir. Bu yaştaki çocukların her konuda olduğu gibi Allah, peygamber ve dinle ilgili pek çok sorusu da olacaktır. Çocukların bu sorularına sabırla, şefkatle ve onların anlayabileceği bir dille cevap vermelidir. Mesela Allah nerede sorularına büyük bir şefkatle kalbimizde cevabını vermelidir. Yine onların biz Allah'ı neden görmüyoruz sorusuna biz onu görmeyiz fakat o bizi görür gibi kısa ve özlü cevaplar vermek iyi olur. Bu soruları karşılarken onları yanlış inançlara götürecek cevaplardan sakınmalıyız. Bazı aileler, bilerek veya bilmeyerek Yüce Yaratanımızdan söz ederlerken Allah Baba tabirini kullanmaktadırlar.
Hristiyanlıktan sirayet ettiği anlaşılan bu çirkin ve putperesti kokan telakkiyi bilerek ve severek çocuklarına telkin eden ailelerin elbette İslam'la alakaları kalmaz. Allah'a cinsiyet, oğul ve kız isnat etmek, putperestlerin ve onlara özenerek dinlerini bozan sapıkların işidir. Müslümanlar bu konudaki düşman tertip ve oyunlarından sakınmalı ve çocuklarına Allah inancını verirken ısrarla İslami emir ve ölçülere uymalıdırlar. Çocuk idraki mücerred şeyleri kavramakta çok zahmet çekeceği için Müslüman aileler ve terbiyeciler İslam terbiyesi verirken peygamber sevgisine çok ağırlık vermeli, şanlı peygamberimizin hayat hikayesi ve mücadelesi anlatılırken çocuk dil ve üslubu unutulmaksızın onların gönül kapıları açılmalıdır. Allah ve peygamber sevgisi veren şiirler, kasideler ve ilahiler behemihal çocuklara öğretilmelidir. Bu yaştaki çocuklar, şanlı peygamberimizin hayat ve mücadelesini onun ve yüce arkadaşlarının ve onlardan sonra gelen çeşitli ırklara ve kavimlere ait İslam kahramanlarının hatıra ve menkıbelerini severek dinleyeceklerdir, kendileri için model alacaklardır. Onun için şiir, hikaye, roman, tiyatro yazarlarımız ve yayın evlerimiz, küçük, güzel ve değerli eserler hazırlayarak ve yayınlayarak analara, babalara ve terbiyecilere yardımcı olmalıdırlar. İlk çocukluk safhasında bulunan çocuklar, kendi akranlarına büyük ilgi duyarlar. Cinsiyet ayırmaksızın birlikte olmayı severler. Fakat kafi miktarda içtimaileşemedikleri için birlikte oynamayı pek beceremezler. Sık sık kavga ederler, birbirlerini ağlatır dururlar. Çocukların bu hususiyetlerinden habersiz bazı ana ve babalar da boşuna hem kendilerini hem de dost ve komşularını üzebilirler. Halbuki bu yaş, çocuklarının hırgür çıkararak ve bir diğerini ağlatarak bir arada bulunmaları normaldir. Ve bu halin müsamahayla karşılanması gerekir. Bu yaştaki çocuklar, büyükleriyle oynamaya bayılırlar. Büyüklerinin yorgun argın olup olmadıklarını aldırmadan onlarla boğuşmayı pek severler. Büyükler bu konuda sadece sabırlı ve tahammüllü olmakla kalmamalı, çocukların bu arzularına mümkün mertebe cevap vermelidirler. Çünkü bu oyunlar onların bedeni ve ruhi gelişmelerinde ve içtimaileşmelerinde mühim rol oynar. Bu konuda şanlı peygamberimizin hayatında çok güzel numuneler vardır. Çocuklarımıza şanlı peygamberimizin, diğer peygamberlerin, ashab-ı kiramın, İslam'a ve cemiyete hizmet etmiş kişilerin hayat hikayeleri, menkıbeleri ve hizmetleri tatlı bir üslupla anlatılmalı. İyi seçilmek şartıyla dünya çocuk edebiyatının değerli mahsulleri de çocuğun kitaplığına kazandırılmalıdır. Bu yaştaki çocuklara fazla zorlamadan ve çeşitli mükafatlar vererek küçük sureler, küçük dualar, küçük ilahiler, din, devlet, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan ve artıran şiirler, marşlar öğretilmelidir. Bu yaştaki çocukların el maharetini geliştirici işler yaptırılmalı, onlar kendi işlerini kendileri yapmaya teşvik edilmeli, muhtaç olmadıkları müddetçe de onlara yardım edilmemeli, şayet yardım gerekiyorsa bunun da dozu kaçırılmamalıdır. Bu yaştaki çocuklara tek başlarına veya birlikte oynayabilecekleri oyunlar öğretilmeli, yeterli sayı ve kalitede oyuncak verilmelidir. Oyuncaklar daha çok inşa malzemesi niteliğinde olmalı, çocuğun icat ve keşif duygusunu kamçılamalıdır. Büyükler, küçükleri asla aldatmamalı, vaat ettiklerini mutlaka yerine getirmelidirler. Aksi halde vaatte bulunmamalıdırlar. Bu yaştaki çocukların beslenmesi, dinlenmesi, uyuması, oynaması ve faaliyetleri hep programa bağlanmalı ve bu program ciddiyetle tatbik ve takip edilmelidir. Ayrıca çocuğun sağlığıyla ilgilenilmeli, hastalığı esnasında ihmalkar olunmamalıdır. Bu konularda devlet, ailelere her bakımdan yardımcı olmalıdır.